Ve Maden devam ediyor. Reklamlar sonrası yine birlikteyiz efendim. Konumuzu hatırlatalım. Dünyadan madencilik örneklerini konuşuyoruz. Konuklarımız İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rüstem Çetinkaya ve Çevre TV Program Müdürü Sayın Deniz Şafak. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, şimdi bir örnekten tekrar devam edelim. Neredeyiz biz? Carrara İtalya. İtalya'dan vazgeçemiyoruz. Carrara, evet, İtalya bu konuda galiba biraz önde giden bir şey mi? Ekstrem konularda. Yok, başka örneklerimiz de var ama var. Hani biraz daha biz doğayla iç içe olan örnekleri. O yüzden ekstremlere konuştuğumuz için İtalya bu konuda. Burada da öne çıkartmak istediğimiz turizmle olan ilişkisi, evet. Aslına bakarsanız. Carrara dünyaca ünlü beyaz mermerlerin olduğu. Bakın, hatta öyle ki yukarıdan bakıldığında sanki 365 gün kar yağıyormuş gibi bir görüntü var. Beyaz. Böyle yaz kış kar varmış gibi görüntüsü var. Sahilden topu topu 5 ila 7 kilometre mesafede yaklaşık 200'e yakın mermer ocağı var burada. Aşağıda da onlarca, yüzlerce otel. Bakın, yani işte Türkiye'de olsa şu görüntüye vahşi madencilik denecek. Oysa ki bu mermerciliğin doğal bir görüntüsü. Aşağıda turizm devam ederken, hatta bir yandan da bu dağların arasından sürekli akıp giden nehirler var. Yani çok ciddi su kaynakları da var. Olmaması mümkün değil zaten bu kadar çok dağdan. Ve bir yandan aşağıda da 400'e yakın mermer fabrikası. Yani düşünebiliyor musunuz? 200 tane mermer ocağı, 400 tane mermer fabrikası, turizm ve bütün bunların hepsi toplasanız şöyle bir 10 kilometre karelik alan içerisinde gerçekleşiyor. Bu da yapılabiliyor. Yani orada da vızır vızır mermer bloklar, öyle 20 tonluk, 25 tonluk blokların şehir içinde dolaştığını görebilirsiniz. Hatta burada harika bir dağların arasında harika bir köy de var. Görmenizi muhakkak tavsiye ederim. Yetmezmiş gibi bir de bu mermer ocakları safari turları düzenliyorlar. Yani adam başı 40 euro, 60 euro para alıp bir de oralara safari turları gidip böyle bize güzel bir şekilde ikram ediyorlar işin sonunda. Gezilecek çok yerimiz var şu anda. Dolayısıyla yani Türkiye'de işte bunun aynısı, mesela şöyle düşünün. Evet. Türkiye'de bunu örneklemek gerekirse, siz Belek'te denize girerken bütün dağların bu halde olduğunu düşünün. Domodossola. Hadi ha. Buraya İtalya sınırında ama hadi İsviçre diyelim buraya. Çünkü hı-hı. İsviçre sınırına 10 kilometre. Bakın, burası bir yani cennet harikası, inanılmaz hı-hı. bir yer. Ben bu videoyu yaparken şöyle sunmuştum. Türkiye'de bu maden sahası olsaydı neden işletilemezdi? Söyleyeyim. Bir, karayolu geçiyor hemen yanından, sıfır noktasından işletilemezdi. Akarsu var, yanından geçiyor. Türkiye'de izin verilmezdi. Patlatma yapılıyor. Patlatma yapılıyor. Her gün günde 4 kere Türkiye'de böyle patlatma izni alamayız. Mümkün değil. Bakın, çok enteresan. Sonra dönüyorsunuz. Hemen yanında bir köy var. Yerleşim yanına yakın. Yapamazdınız. Dönüyorum. Ocağın sıfır noktasında 300 senelik bir şapel var. Zaten o şapel olduğu için de 300 metre koruma bandı çekilecekti. Zaten bütün rezerv orada 300 metre. Madencilik yapılamazdı. Ben bunları saydım oradaki İtalyana. Benzer sorulara, benzer cevapları almaya başladım. Döndü. Hangimiz Avrupa Birliği'nde dedi. Siz mi biz mi dedi. Yani bakın 5-6 tane enteresan. Sebep var. Bu madenciliği biz Türkiye'de yapamayız diye saydığımda. Hatta patlatma yapıldığında çok enteresan bir anım var. Ocağa biz girerken haberimiz yoktu. Büyük bir patlatma yapıldı. Biz koşarak gittik. Ya ne yapıyorsun dedik. İşte patlatma yapıyorum dedi. Ayda kaç kere yapıyorsun dedik. Ne aydası? Günde 4 kere yapıyorum dedi. Ya dedik ki imkansız bizim ülkemizde. Nasıl imkansız diyor. Anlamıyor yani. Sonuçta sizin kurallarınız mı sıkı, bizimki mi sıkı? Şimdi kural ve uygulama birbirinden farklı, biliyorsunuz. Evet. Ama o zaman şunu merak ediyorum. Neden ülkemizde sizce bu kadar sert bu yaptırımlar? Ya da kanunlar neden bu kadar radikal şekilde belirleniyor? Dünyadaki örneklerine bakacak evet. olursak daha esnek görünüyor. Çok daha esnek görünüyor. Bizde niye bu kadar sert sizce? Dünyadaki örneklerde bizden ayrılan, bir kere biz bu arada Avrupa kurallarını almışız. Yani evet. biz Avrupa Birliği'nin normlarına göre bizim madencilik kanunumuz onlardan alınma, benzer kurallar. Fark olarak şunu söyleyeyim. Bizde tepede bir kural var. Uygulama ise dediğim gibi sektör geliştikçe, insanlar öğrendikçe oluşan şeyler. Yani kural neyse o en sert biçimde uygulanıyor. Oradaki fark, devreye yerel yönetimler giriyor. Bakın orada madeni görüyorsunuz şehrin dibinde. Yerel yönetimler aşağıda uzlaşıyor. Yani bildiğiniz masaya oturuluyor. Yani toplum, yerel yönetim, madenci bir araya geliyor.
Çünkü her madenin kendi içerisinde farklı dinamikleri ve gerçekleri var. Evet. Yani yazılı kural her zaman uygulamada aynı şekilde olmuyor. Hı. Ama mesela o zaman şu örnekle gidelim. Diyelim ki zeytin bahçesine 3 kilometre değil de ben 1 kilometreye kadar gidebilir miyim yerel yönetimle ve halkla anlaşırsam? Türkiye'de hayır. Türkiye'de işte onu soruyoruz. Evet. Demek ki kanunların biraz değişmesi gerekiyor. İşte yaptırım bizde yüksek o zaman. Bizde toplum baskısı yüksek. Hı, tam olarak, işte bunu sormak istiyorum. Tam olarak cevap sebebi bu. O zaman nedir? Önce toplum, önce bilinçlenmek, ondan sonra yasalara gelmek lazım. Önce toplum, yani ben mesela bu yayını izleyecek bir sürü insan zeytinle ilgili söylediğim mevzularla ilgili bana birçok ağır eleştiri yapacaktır eminim. Yani denedik bunların çoğunu. Yani amacınız zeytinleri kesmek diyorlar. Ben size bir örnek vereyim yani zeytinle ilgili. Türkiye'de ben sordum, bütün ilgili kurumlara sordum, isimlerini de verebilirim. Türkiye'de madencilik faaliyeti için kaç tane zeytin ağacı kesilmiştir diye sordum. Aldığım cevap sıfır. Mesela siz böyle düşün, Allah Allah nasıl diyeceksiniz? Bir tek Soma'da 6000 tane zeytin ağacı termik santral için. Hadi onu saydık diyelim. Peki İzmir, İstanbul Otoyolu için kaç tane zeytin ağacı kesildi biliyor musunuz? 192 bin tane. Ama algıya bakın. Tabii. Algıya baktığınız zaman maden zeytinleri tehdit ediyor. Gene benim verilerim değil, Zeytin İhracatçıları Birliği'nin verisi. Türkiye'de 1998 senesinde 89 milyon zeytin ağacı varmış. Bugüne gelindiğinde 198 milyona çıkmış. Yani iki katından fazla artmış. Aşılanmayan kaç tane zeytin ağacı var biliyor musunuz Türkiye'de? Aşı bekleyen, yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Hazır. 80 milyon tane zeytin ağacı aşılanmamış bekliyor. Oo. Dünyada zeytin üretiminde, zeytinyağı üretiminde ikinci sıraya gelmişiz. Ama sorarsanız madenler zeytinleri tehdit ediyor. Şimdi bunu niye uzun uzun anlattım? Algı. Algı o kadar yüksek ki bu da toplumsal baskıyı oluşturuyor. Bu toplumsal baskı birlikte basın da yanlış yönlendiriliyor maalesef. Dolayısıyla biz onları düzeltmeye çalışıyoruz. Bu da ister istemez bürokrasi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Şimdi dünyadan örneklerle devam edelim. Drama'ya geçelim, demin bahsettiğimiz Yunanistan. Drama, bu da bakın bir mermer sahası. Burada gene Türkiye'de vahşi madencilik olarak adlandırılabilecek şey aslında mermer ocaklarının o depolanmasıdır. Görüntüde gördüğünüz, sağda solda gördüğünüz depolanmalardır. Bu depolanma gayet, hani Yunanistan'da da böyledir, İtalya'da da biraz önce gördüğünüz böyledir, birçok alanda bu uygulamadır. Buna vahşi demek doğru değil. Ama burada da görüldüğü üzere amacımız, hani drama gibi çok sık ciddi bir ağaç yapısı vardı orada, o yüzden bu videoyu ele almıştık. Bakın görüntüde görüyorsunuz, orada da uygulama benzer. Hani bunu şunun için söylemiştik, yani bu Yunanistan'da da böyle yapılır. Çünkü şu soru çok geliyor, sanki Türkiye'de biz eski teknoloji ya da kötü bir uygulama yöntemi kullanıyormuşuz gibi de bir intiba var mesela gene toplum nezdinde. Hayır, biz dünyadaki en modern teknolojileri kullanarak, hatta yani çoğu yerde ben size söyleyeyim, yani Yunanlılardan, İtalyanlardan daha iyi teknolojileri de kullandığımızı çok açıkça rahatlıkla söyleyebilirim. Hani hem onu kullanıyoruz hem de orada da uygulama böyle. Görüldüğü üzere yer altında bir değer varsa ona izin veriliyor. Bu kadar basit. Livorno'ya geçelim. Livorno'da bunların hepsini tabii gidip yerinde gördük. Burası Livorno, burada da turizm ilişkimiz vardı. Hem turizm, hem üzüm bağları, hem zeytin. Livorno harika spa otellerinin olduğu bir alan. Bakın şurada bir agrega gene tesisi, yani mıcır diyorum ısrarla ona. Agrega tesisin kendisi zeytin dikmiş. Yani Türkiye'de olsa kendi ayağına kurşun sıkmak diyeceğimiz bir şey yok. Çünkü o zaman o faali agrega tesisi kapatılması lazım. Bakın mermer ocağı. Burada bir eğim vardı. Orada görüntülere giriyor. Hemen altında da üzüm bağı vardı, orada görüntülere girmedi. Yani şöyle, eğer Türkiye'deki iddialar doğru olsaydı bu mermer ocağından gelecek olan sular ya da onlara göre zararlı kaldı ki zararlı değil, o zeytin ağaçlarına ve dolayısıyla hemen aşağıdaki kottaki üzüm bağlarına zarar vermesi gerekiyordu. Ama vermemiş. Yani teknoloji olarak aynı teknoloji zarar da vermiyor. Vermediğini de ispatlamaya, anlatmaya ancak böyle çalışıyoruz. Yani çok şu soru geliyor, işte İtalyan yapınca doğru mu oluyor? Anlatmak istediğimiz o değil. Yani olabiliyor. Bakın çok normal, toplum buralardan endişe edecek. Yani zarar görecek diye düşünseniz siz
Yani babanız, dedeniz ekecek bunları. Evet. Siz geleceksiniz, sonra bir mermer ocağı orada açılacak. Tabii ki de endişeniz olacak. Evet, doğal doğru. Olarak tabii doğru. Ki. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi halka açık davet ediyorsunuz ama ben hani normal bir halk diyelim. Ben şimdi bir tanesini, bir tesisi merak ediyorum ve gitmek istiyorum. Size nasıl ulaşabilirler ya da sosyal medya üzerinden mi, nasıl olabilir? Ben gitmek istiyorum diye diyebiliyor mu? Şöyle, biz İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'ne bir kere başvurup gezebilirler. Kaldı ki çoğu çevre örgütünü biz davet ediyoruz. Çoğu da gelmiyor. Ha, yani şöyle bir durum var. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi ben o örneği vermiştim. Ben bir restorana gidiyorum. O restorana diyorum ki burası hijyen koşullarına uymuyor diyorum. Restoran sahibi de bana diyor ki iyi peki gel mutfağıma hemen anında şimdi kontrol et. Hayır diyorum, görmem, gelemem diyorum senin mutfağını. Şimdi bu ne kadar samimi? O zaman olmadı, dolayısıyla ben buradan teşekkür ediyorum. Açık çağrımı yineliyorum. Her türlü madene istediğiniz zaman, istediğiniz şartlarda, istediğiniz koşullarda biz davet ediyoruz. Birçok maden tabii güvenlik şartları var. Kolay değil hepsine hemen gitmek ama birçok endişe olduğu iddia edilen madenlere, işte altın madenleri diyelim, birçoğuna biz davet ediyoruz. Beraber gidip altının siyanürle aranmadığını, siyanürün bambaşka bir alanda kullanıldığını ya da yani şunu da hatta ortaya koydum ben, birçok şey dedim ki ya drone getirin. Hani olur da maden sahasında sizden gizlediğimiz, göstermediğimiz, gizlemeye çalıştığımız bir alan varsa buyurun drone da kaldırın. İstediğiniz her alana da gidelim hep beraber. Bunları hep beraber gözlemleyelim ama sonunda da şunu yapalım. Evet, geldik, gördük, bir sonuç raporu da yayınlayalım. Evet, bence de çok güzel bir fikir. Hayatımız maden, maden hayatımız diyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Türkiye'deki en önemli sektör bana göre tarım ve hayvancılık, sonra da madendir. Bakın bir numaraya ben tarım ve hayvancılığı koyarım. Kendi sektörümü iki numaraya koyuyorum. Neden? Önce gıda ihtiyacımızı, yaşamsal ihtiyacımızı sağlamalıyız. Hayatta kalmalıyız ki sonra üretelim. Dolayısıyla ben tarımı önceleyen birçok çıktıyla da faaliyet göstermeye çalışıyorum. Tarım-maden ilişkisini de her yerde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü birçok mineral gübre tarımdır. Devamında ise madenlerin, tüm sanayilerin aslında ham maddesi olduğunu, maden olmadan hayat olmayacağını anlatmaya çalışıyoruz. Basit bir kumun bile nelere kadir olduğunu göstermek için çektiğimiz bir videoydu bu. Nedir? Kum dediğiniz Şile bölgesinde, işte kar çıkıyor insanlar Şile bölgesi yeşil içerisinde. Orada bakın neler var. Önce üstte bir nebati toprak var. Bu sıyrılır bir kere, birinci üst topraktır, bu çok önemlidir. O üst toprak milyon yılda olur. Onun önce sıyrılıp bir yerde depolanması ve yaşatılması lazım ki bu kurallara madenciler şu anda uyuyor. Sonra onun altından kum geliyor ve onun altından kil kaolen geliyor. Kil kaolen nerede kullanılıyor? Seramik sanayinde. Yani siz Şile'yi durdurursanız madenciyi durdurmuyorsunuz. Seramik sektörünü durduruyorsunuz. Ve bunları, o Şile'deki killerin muadili bir tek nerede var biliyor musunuz dünyada? Çok enteresan. Ukrayna'da var. Yani Türkiye'de birçok yerde kil var ama orası çok özel bir kil. Ukrayna'da savaş var, kesildi. Hadi bakalım. Bir tek Şile. Dönelim. Üstteki kum döküm sanayinde kullanılır. Nedir döküm sanayi? Şu anda ekranda var. O gördüğünüz demir dökümün döküldüğü bir kumdur. Kalıptır bunlar. Ancak buna dökülüyor. Bunun içinde bentonit de var bu arada, başka diğer madenler de var. Ancak bu görmüş olduğunuz kumlar eğer üretilmesi durursa ne olur biliyor musunuz? Otomotiv sanayi durur. Ne alaka diyeceksiniz hoppala. Çünkü o döküm sanayinin ağırlıklı Bursa'da kullandığı döküm parçaları otomotiv sanayinin yan parçalarıdır. Onlar dökülüyor. Yani siz Şile'yi kapatın, fazla değil 15 gün sonra Bursa'daki otomotiv sanayinden size ses gelir. Bunu anlatmak için çektiğimiz bir videoydu. Yani siz madenleri durdururken hayatınızın birçok noktasına dokunan birçok şeyi durdurmaya çalışıyorsunuz. Yani örnekler çoğaltılır. Bir sürü örnek var bakıldığı zaman. Birçok bugün dünyada kritik ham maddeleri konuşur hale geldik. Yani artık dünya kendi, birçok dünyadaki birçok ülke kendi kritik ham maddelerini belirliyor ve bu ham maddelere göre ihtiyaçlarını belirliyor. O gün işte farkı, savaş döneminde belki o gün bu ihtiyaç çıkıyor ama artık bu sadece savaşlarla değil, hayatımızın her noktasında ham maddelere olan bağımlılığımızı eğer biz ortadan kaldırmazsak ülke olarak refah seviyemizi ve kendi kendine yetebilir gücümüzü çok zor sağlarız. Bunlar çok değerli. Evet.
Çok teşekkür ederiz. Çok gayet net ve açık anlattınız. Öyle değil mi Deniz Hanım? Bence de. Sizin son sözlerinizi alabiliriz. Programımızın sonuna geldik çünkü. Çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de ederim. Değerli sorularınız ve yorumlarınız için değer kattınız. Öyle değil çok mi? Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben gerçekten bu konuların paylaşılması, konuşulması ve insanların bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani bunların insanlara anlatılması ve geleceğimiz için önemin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle. Eğrisiyle doğrusuyla yani tarafsız bir şekilde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bunları başarabilirsek yol alabileceğiz diye inanıyorum. O yüzden yaptığınız yayınlar çok kıymetli. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ne demek? Ben de o zaman size maden bilimlerimizin duayeni Saadettin Alpa'nın İnsanı Maden Yaşatır kitabını bu çok teşekkür ederim. Armağan çok teşekkür etmek istiyorum. Evet, maden hakkında daha çok şey öğreneceğiz demek. Teşekkür ederim. Deniz Hanım ve Rüstem Bey'e. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.